Efendim, herkese selamlar. Söz verdiğimiz gibi buradayız. Günün ikinci Amerika, Kuzey Amerika'nın üçüncü ve son uçuşuyla birlikteyiz. Nerede şu anda? Calgary'deyiz. Buradan Castlegar'a gideceğiz söz verdiğimiz gibi. Hava biraz kötü. Castlegar'da hava oldukça kötü. Yani kötü dediğim fırtına vesaire yok ama sis var. Dolayısıyla işler biraz orada kızışacak gibi bir şey gelebilir. Divert gelebilir. Öyle söyleyeyim. Yedek meydanımız hazır. Herhangi bir şey olursa yaklaşık bir 40 dakika daha gidip yedek meydanımıza ineceğiz. ATR 45'liyiz. Rüzgar durumumuz burada. Calgary'de hava yağışlı gibi, biraz bozuk. Gittiğimiz yerde de işte şu anda şey var. Bakayım, hala şey var. Ceiling 250'lerde, o yüzden oldukça bizi zorlayacak gibi duruyor. Bakalım, duruma göre bakacağız. Visibility oldukça şey kötü. Vertical visibility 100 feet diyor. O yüzden iniş yapamayabiliriz oraya. O yüzden yedek meydanımız hazır. Herhangi bir problem olsa yedek meydana gideceğiz. Ben şöyle geleyim hemen simülatörümüzün sesini açtım. Şimdi ilk olarak geldik. Tabletimizden hemen şöyle flight plan. Önce bir flight planı bir çekelim. Gördüğünüz gibi buradayız. Şöyle Castlegar'a baktığımız zaman. Selamlar. Şöyle Castlegar'a bakıyoruz. İsmail, tekrar hoş geldin. Dediğim gibi sis var. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. İnşallah biz gidene kadar dağılır. Şu anda erken saatler. Orada kurak sisinin olması normal. Sabahın erken saatlerinde. İnşallah biz gidene kadar, yani bir saat içerisinde falan çözülürse ineceğiz. Çözülemezse yedek meydanımıza gideceğiz. Şimdi hocam planımızı çektik dedik. Şöyle ne yapıyoruz? Set fuel plan dedik ve set payload dedik. Uçağımızın boş ağırlığını ve yakıtını yükledik. Hemen buraya geldik. Şuradan. Power on. Exit power on. Emergency lights arm edildi. Device'lar açıldı. Logo lights ve navigation lights'lar on. Burayla ilgili herhangi bir işlemimiz yok. Şöyle yapmamız gereken tek şey, uçak self testini yaparken biz ışıklarımızı buradan açalım. Şuradan azıcık açtık mı yeter. Her şey güzel. Uçak bir testini yapsın. Biz de ona göre hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Dediğim gibi divert tehlikesi var. Yani varış meydanımıza, ben söz verdim o meydana gideceğiz diye, ama varış meydanımızda durumlar kötü gözüküyor arkadaşlar. O yüzden yedek meydan için hazırlıklı olun. Herkes hazırlıklı olsun. Şimdi hemen öncelikle geldik. Unit'ten bir position unit yapalım. Pozisyonumuzu onayladık. Sonra tekrar geri geliyoruz. Bu sefer flight plan unit'ten, şöyle özür dilerim. Hatta unit flight plan unit route dedik. Neredeyiz? Calgary'deyiz. YCYC. Nereye gidiyoruz? Castlegar'a gidiyoruz. C, Y, Charlie, Golf. Şöyle girdik. Plan. Şey yatmayı unuttuk tabii. Benim hatam. Şöyle özür dilerim. Planı attık abi. Execute. Hemen kalkışımız 2.9 pistinden olacak. Rüzgar hala güzel mi? Evet, rüzgar iyi. Hafif yan rüzgarla kalkacağız 2.9 pistinden. Pistini vermiyor. Niye vermiyor? Aktif mi değil acaba? O zaman bizde, Allah Allah, 2.9'u niye vermiyor ki? Şuradaymış, özür dilerim. Transition'dan dedik. Execute. Şimdi
Meydana müteakip kalkışımızdan hemen Dumra'ya gideceğiz. Tamam mı? Şuraya Dumra'ya yazalım. Dumra'yı yazdık. Execute. Dumra'dan sonra bir waypoint'imiz var. Oraya girersek oldukça T620. Onun çıkışı nerede biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. T620'nin çıkışı abi Nugar'da. Dolayısıyla Nugar'ı aldık, buraya koyduk. Execute. Nugar'dan sonra şimdi şöyle geliyorsunuz. Geri geldik. Execute. Şöyle arrival'ımızı Arnav Alpha yapıyoruz. Transition via Envy yapacağız. Şöyle Envy yaptık. Bıraktık. Geldik. Nugar'dan sonra Envy'ye gidecek uçak. Ondan sonra Arnav olarak devam edeceğiz. Şöyle gelelim. Next page'den de şuradan da manuel olarak Dumra yok, görüyorsunuz. Şunu ne yapıyoruz abi? Şu manueli siliyorum. Execute. Kalkışa müteakip Dumra'ya gideceğiz. Ondan sonra normal yolumuz devam ediyor. Burada dikkat ederseniz Onbek, Gadef ve devam ediyor. İşte olay burada başlıyor abi. Biz ne yapıyoruz end of the planda? Herhangi bir problem olur diye sadece yedek atacağız. Nereye yedek atacağız? Şöyle gelelim. Uçuş planımızda bir waypoint var. Hatta onu nasıl yapayım biliyor musunuz? Charlie Yankee Kilo Alfa şuraya atalım. Tabii almıyor. Gadev'in üzerine koymam. Charlie Yankee Kilo Alfa. Allah Allah, niye almıyor? Onu birazdan alternatif ayarlayınca yaparım ben. Birazdan bakarım ona. Aslında bir waypoint'i bakayım, alıyor mu waypoint'i? O önemli. Waypoint'i alırsa o daha iyi. Nugar olacak. Aleykümselam. Nugar'ı aldı, tamam. Şu kalsın burada. Bir tane daha bir şey atacağım. Tamam mı? Charlie Yankee Kilo Alfa. Diğer waypoint'i de atarsam. Arnav gideceğiz. Aşira'yı da atalım. Tamam. Yapmamız gereken tek şey şunu alıp şuradan silmek abi. Burası Nugar'da kalıyor, tamam mı? Bir şey olursa geliyoruz. Direkt Gadev'den sonra Nugar'a gideceğiz. Hemen direkt Nugar vereceğim. Ondan sonra durumumuzu devam ettireceğiz. Planımız bu şekilde. Şimdi planımızı yedekleyelim hemen. Copy flight plan diyelim. Execute. Return. Tamam mı? Tekrar flight plan. Yeşilimiz geldi. Data diyoruz tekrar. Unit. Uçağımızın ağırlığını ayarlıyoruz. Cüneyt hoş geldin. Gel gel, macera var bugün. Ulan şey yüzünden. Gorant geliyor. Gorant'ın kralı gelecek hem de, merak etme. Wait yaptık. Performance unit. Şimdi hocam 16.000'de gidiyoruz şeye kadar. Tamam mı? 16.000'e girelim. Alternatif içinde orayı da 16.000 yapacağım. Hiç yükselmeye gerek yok fazla. C'ye kilo alfa 16.000 girdik. Alternatimizde girdik, tamam mı? Daha performansa basalım. Kanada için transition aynı Amerika'daki gibi 18.000 fit. Bir daha basıyoruz. Şöyle 138'den 17 ortalama alacağız şeyi. Rüzgarı onu da girelim. Girdik. Bir daha basalım. Barış meydanımızda da 180. Şeyimiz de QNH'imiz de CYCG. Evet, hala şeyde 400 feet ceiling var. Ne yapacağız ya? Bin 19.
Neyse biz minimaları takip ediyoruz, değil mi? Sorun yapmayacağız bu işleri. Tamam, buralar tamam. Şöyle flight planı bir geri gelelim. Tamam, next next next. Burada bitiyor. Nugar yaptıktan sonra orada duruma göre bakacağız. Şimdi. Ya ben bu Nugar değilmiş ki bu. Uxit ya. Of. Uxit'e gideceğiz. Tamam. Burada tamam. Tekrar. Kere daha burası güzel. Her şey normal abi. Her şeyimiz tamam. Yapmamız gereken tek şey hemen şurada 1.6.0'ımızı hazırlayalım. İrtifamızı. Çok da oyalanmayalım. Dediğim gibi yani bir divert olayımız olabilir. O yüzden çok oyalanmak istemiyorum. Hatta kalkışa müteakip direct vereceğiz. Şimdi hocam payload kısmına geldik. Tamam mı? Set to take off trim dedikten sonra ne yapıyoruz? Şurada performans bölümüne geldik. Önce 360 360 görüyorsun, bak burada yakıt yakmış gözüküyor, tamam mı uçak? Reset fuel diyorsun. Yakmış olan fuel'i sıfırlıyor. Şurada confirm data dedik. Burada bak magenta rengi geldi. Şöyle bir kere dokunduk mu da climb birazdan gelecek. Şimdi buralar tamam. Koma geldim. Hemen şöyle 1, 2, 2, 8 enter. 122.800 frekansındayız. Kalkışta bize war lazım. 116.7'dir. Şöyle geldik. 100, 116.7. Özür dilerim. Girildi. Castelgar tarafında bir vorumuza ihtiyaç yok. 116.7 kalsın. Sadece bize şey lazım. Alternatif meydanımızın voru lazım. Belki o lazım olur ama orada da şu anda etrafta vor yok. Onu geçelim. O zaman ne yapıyoruz? Bir sayfa daha geri geldik. Bu sefer 1000 transponderımızı girdik. Transponder 1000. Buralar tamam. Flight plan kısmına geldik. Herhangi bir şeye gerek yok. Şöyle geldim. Tekrar serve'den 10 dedim. Bu tarafa geldik. Nav. Bir kere daha bas. Bir kere daha bas. Terrain radarımızı da açtık. Efendim her şey güzel. Ne yapıyoruz? Kapılarımızı kapatalım. Kapılar kapandı. Bu arada olduğumuz yerde uçağımızı çalıştırabileceğimiz için pushback aracı almama gerek yok. Sadece burada geldim. Beacon Lights. Yok yok, GSX kullanmıyorum ki. Wings Light'ımızı da açalım. Sağ tarafın run'a ettik. Ve ikinci motorun startını verdik. 10'a kadar bekliyoruz. 8, 9, 10. Condition lever idle alındı. Auto. Uçağımızın enerjisini de kestikten sonra sol tarafın yakıtını verdik ve ateşlemesini yaptık. Kaldırır kaldırır. GSX'de Watsim'de GSX kullandığınız zaman şaha kalkıyor gibi oluyor uçak.
Evet, burayı da otoya aldım. Ignition tamam. Şurada abort dedik. Bir flaps verdik. Nav, VNAV arm edildi. Taxi lights on. All pitot tubes'ler tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. Parking brake release. Sol baştan ayrılıyoruz. Allah Allah. O nasıl bir şeymiş ya öyle? Senden duyuyorum Cüneyt o problemi. Ha, ondan olabilir. Bak, İsmail doğru bir yere ayak bastı. Hocam 2.9 pistine gidiyoruz. Bir intersection'ımız var. Olabilir, o da olabilir. Evet, buradan Foxford'a gireceğiz. Allah Allah. Ne yapıyordun abi öyle ya? Nasıl bir ignition o ya? Evet, Foxford birden ateşleyeceğiz acılar. Çok ileri gitmeye gerek yok. Hadi hocam dua edelim de Castelgar'da sis kalksın ya. Çok güzel bir meydan ya. Harap olmasın şeyimiz ya.
uçuşumuz harap olmasın hocam. Gerçi alternatif meydanı şeyi de güzel de. Niye güzel bir yere gitmeyelim ki, değil mi? İnemeyiz abi. Zaten göreceksin bak. Minimuma bir gelim. Kafayı yiyeceksin minimumda. Hazır mıyız? Hazırız. Çok az gaz verdik. Notch notch. Yan rüzgar kendini gösteriyor tabii. Fena bir yan rüzgar var. Calgary önümüzde. Climb Trust. Baksana abi, Calgary'de böyleyse köyde nasıldır? Bakacağız. Oo, şehre baksanıza bir. Şehir gölgede kaldı. Tırmanmamız tamam. Direkt şey veriyorum abi, direkt. Erwin veriyorum. Şöyle bir bakalım. Her şey normal. 160'ta tırmanıyoruz. Climb Trust'tayız. Herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz yok. 5 derece şu anda. Yağış olmadığı için açmıyorum. Şeye gerek yok. Anti-ice'a. Şimdi direkt Erwin noktasına gidiyoruz abi. Erwin noktası önemli. Erwin'de 9000 ile Arnav'imize başlayacağız. Minimum descent altitude'ümüz 6000, şöyle söyleyeyim, 4380, tamam mı? 4380'e gelip meydan üzerine geçeceğiz. Orada bir görüş alamazsak hiç tatava yapmadan divert edeceğiz, tamam mı? Ben şimdi burada 4380'i yazayım da. Şuraya. Görüş alamazsak yolumuza devam edeceğiz. Min geçildi. Lights are off.
vatandaş da ihtiyaçlarını gidersin diyelim. Güzel güneşi gördük. Arda hoş geldin. Evet, simülatörümüzün sesini kısalım, müziğimizi açalım. Hocam hızlı hareket ettik çünkü şey var. Bir divert olayımız var. Onu oradan zaman kaybetmeyelim diye pratik hemen hazırladık uçağı. Şıkır şıkır yolumuza devam ediyoruz. Aynen biraz benziyor. Ya Borajet'te vardı da ne oldu ya? Harcadık uçakları ya. Çok güzel uçak da kıymet bilmiyor. Simülatörde de çok güzel uçak. İyi ki zamanında hemen aldık yani böyle ucuz ucuz. Gerçi zam gelmiş diyorlar bilmiyorum ne oldu fiyatlar ne alemde. Şuna baksana abi ne kadar güzel ya. Kuğu gibi ya uçak. Toprak söyledi bana da bayağı bir şeylere zam geldiğini. Evet 1.60 geldi. Yani Arda'cığım Pegasus'un A220'lik rotası yok ya. Bilmiyorum var mı öyle bir rotası? Abi ben yakıta bakayım bu arada ya. Kafayı yedir misin uçak bize? Tamam 379 litre yetiyor. Alternatif için. Biz 548 yakacağız. Tamam. Minimum take off fuel 1443'tü. Bizde 1560 var şu anda. Süper. Evet. Uçağımız hızlanıyor. Cruise'u aldık. Power management'ımızı. Logo light'ımızı kapatalım. Devam edelim. Castlegar bizi bekle hadi yavrum. Bir sisini artmış ol ya. Ne olur ya. Mardin dolu olur ya.
Olmaz mı? Bence oluyor, oluyor galiba. 95 kişi. Evet, yakışmaz. Boyama için diyorsan doğru. Air Baltic ilk kullanıcılarından da o yüzden. Şeye yakışıyor ya. Air Canada'ya yakışıyor. Swiss'e yakışıyor bence. Airbus aldı. Şey, Airbus diyorum ya, Air France aldı. Başka kimde var? Ben Swiss'i çok gördüm. Hatta dur, bir tane fotoğrafı var, göstereyim size. Ama onun bir motor sesi var var ya, o sesi çok harika ya. Dur dur, benim şeyden var. Arşivde var benim ya. Dur hemen bulayım. Evet, onlar sürmeli seviyor. Şimdi nerede bu? Heh, buldum. Hocam bakar mısınız? Nasıl? Ya yanlış geldim ya. Of. Bunun şeyini değiştirmişim ben. Bir saniye. Olmuyor ki böyle ama. İptal. Hay Allah ya. Nasıl yapacağız? Şey yapmadan yapmam lazımdı. Bir dakika, dağlar da güzelmiş bu arada. Of, dağlara bakın. Abi dağlara bakın. Oo. X-Plane işine baş, işine bak kardeşim ya. Vallahi X-Plane işine bak artık yani. Dağlara bakar mısınız ya? Ne güzel dağ manzarası var. Biz orada fotoğraf kasıyoruz ya. Tamam, şeyi atayım bari Discord'a. Ekran görüntüleri. Şş, ama şimdi oraya da büyük gelir bu fotoğraf. Ondan sonra kabul etmez. Deli eder beni şimdi, dur. Bakalım kabul edecek mi? O kabul etti. Olacak mı bu sefer? Aha, bu oldu. Bak. Sivis'in 220'si. Çok tatlış ya. Hocam sis kalkıyor mu, ne dersiniz? Abi manzaralara bakın ya. Irmağının akışına ölürüm kan adam. Çok güzel yerler ya. Müzikle de iyi gidiyor. Top of Descent'de 100 milin altındayız. Harika gidiyoruz. Vallahi adaş, bir Kanada yap yani. Baksana bir olay, rotalara bak ya. Yani bir rotaya bakar mısınız bir?
Nefis azdırıcı manzaralar eşliğinde. Hiç herhangi bir eklenti yoktur arkadaşlar bu arada, haberiniz olsun. Kusanak. Aç aç, yayın aç, geliyoruz. Biraz da şu tarafa bakalım. Oo. Kanada'nın Himalayaları ya. Buralar minimum 14 bin geçilecek yerler arkadaşlar. Bu arada benim şöyle bir dur bakayım hangisini atasak ya. 7 var mı? Var. 1 burası, 2 burası, 3 burası, 6 burası, 5. 5'te bir şey yok, tamam. Benim 5'i şöyle yarı, şöyle bir ayarlama yapmam lazım. Circle to Land yaparsam eğer, şöyle hem meydanı hem şeyi görecek şekilde şöyle şunu 5'e atayalım hocam. Böyle kalsın, tamam mı? Bir şey olursa buradan böyle bakmak için. Geleceğiz, tamam mı? Dönüyoruz şöyle bakmak için. Ben Metara tekrar bir bakayım da belki müjdeli bir haber gelir. Yok abi, gelmedi ya. Hala 100 fitti ananı avradını. Bizim minimumumuz, MDA'imiz 4380 hocam. Yok abi. Divert geliyor. Yediler uçuşumuzu ya. Kar da yoktu. Ne güzel böyle manzaralı olacaktı ya. Neyse, deneyeceğiz. Biz MDA'ya kadar inelim de en azından denemedik demeyiz. Bu arada planlarımızı ayarlayacağız. Flight plan diyelim. Şurada normalde Gadev'e gidiyor ya. Biz Gadev'i şey yapmamız lazım. Şey, özür dilerim. Nugar'ı İskut yapacağız. Arnef, Yankee seçeceğiz. Arnef 27 Yankee. Veya neydi? Vomat. Tamam. Plan burada hazır hacı. Şu Vomat'ın üzerine sadece İskut koyuyorum. Devam. Devam. Radyo öyle çünkü. Egzotik radyolar. Hocam çok ileride ufukta bir sislenme var ama belki bize yansımaz, kim bilir.
Roma 8000 olacak. Aha. 3400'e çıktı bulutlar. Abi bana güvenilirle alakalı değil ki, minimumun altını oluyor, olmuyor yani. Top of the Sand'de 66 mil. Böyle bir devam edelim. Acelemiz yok. Her şeyimizi, emniyetimizi alalım da. X-Plane'de mi uçurun Arda? Bir şey söyleyeceğim. Flight Factor mu? X-Plane 12 mi aynı zamanda? Bir de bana Discord'dan ulaştırır mısın? 7 12'de çalışıyor mu? Ben 767 ve 757 arıyorum X-Plane için. Hemen kontrol. Aa. Hocam nasıl bir güncelleme gelmiş ya bu şeye? ATR'nin fiyatına bakar mısın Cüneyt, sana zahmet ya? 58 liraya almayanları bir pişman edelim. Abo! Vay dağlar, taşlar, denizler! Abo! Hacı! Buradan abi kitlemizi tebrik ediyorum. Ben burada kredi kartımı alıp geldiğince benimle birlikte alan arkadaşlar vardı 58 liradan. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. İyi ki aldınız. Abo! 416 mı? Abi, Microsoft Bill, kendine gel Bill. Hans. Helga, kendinize gelin. Vallahi olmuştur ya. Bu arada bizim meydanın, yok abi sadece Arne var ya. Vallahi. Top of the Sand'de 50 mir. Sisli olan kesimler kendini yavaş yavaş bak ufukta göstermeye başladılar. Tamamdır. Yakıtımızı kontrol edelim. 1560. Tertemiz. Evet. Beykozlar son kalemiz hocam.
Şimdi hocam go around prosedürümüz şöyledir. Missed approach prosedürümüz. Emlak noktasında minimum descent'te herhangi bir şey almadığımızda ki meydanın tam üzerine geliyor sıfır noktası pistin. Görmediğimizde hemen runway heading ile maksimum 185 knot'ta maksimum. Tamam mı? Hemen kendimizi 8800'e tırmandırmaya çalışacağız. Sonra Gadev'e devam edeceğiz. Gadev 8800'deyken Gadev'den bizim şurada yazıyor bak. Next page. Gadev görüyorsunuz Uxit noktasına direct vereceğiz. Ondan sonra yolda planlamalarımızı yapacağız. Bak ne diyor? Don't try be someone else. Herhangi biri olmaya diyor çabalama diyor. Kendin ol diyor. ATR ol. 757 ol. Kimmiş bu ya? Simon ve Garkunfel. Abi kadına bakar mısın? Bastar şeyi. Rüzgar da döndü bu arada. 33'e döndü. Mil. Evet ben sitede okudum işte yapılıyormuş şu anda öyle diyorlar. Tolisler var, tolisler var. 346 da var. O 11 var da ben kurmadım ya. 11'in de sahibiyim ben de. 12'ye geçtik direkt. Burada indirimdeydi. 50 küsür euroya aldım. Bak indirime 50 küsür euro diyoruz anasını satayım. İşte yerel fiyatlandırma abi çok güzel. Ben sizler adına çok mutluyum o konuda. Biz burada bir de %23 vergiyle alıyoruz. Mil kaldı top of descent'de. Şeye bakalım. Flight radar'a. Bir tane buraya normalde dash geliyor şeyden. Nereden geliyordu? Vancouver'dan. Ayın 12'si. Bakalım şu anda daha var tabii saatin ilerlemesini bekliyorlar. Evet ya. Az önce okudum onu şeyden dinledim daha doğrusu. Aha. Bir şey söyleyeyim mi? Visibility biraz kalkmış gibi gözüküyor.
Sadece pist şey yaptı. 1 mile çıktı vizibilitimiz. Güzel. Bak 1 mile mutluyuz ya. Ceiling yükseldi. Şeyden de onaylayalım. Simülatörden de. Hatta bir unload yapıp load diyelim. Sadece rüzgar azaldı. ...3400'de overcast diyor. Bizim minimumumuz 4000 küsür. İşte olmuyor. Ama AGL demiş, tamam. O zaman kurtarıyor sanki. 3400, 1600 fit desek 4000, 4900 yapar. Yo, 4 5000'e geliyor. Tamam. Sanki kurtarıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Simülatör güncellerse, bu arada 12 mil kaldı. Gördüğünüz gibi VNAV'in şeyi geldi. Ne yapıyoruz abi? 4900'de şöyle uçağımızı şekillendiriyoruz. Minimumumuza kadar 4400'e kadar şekillendirelim. O Burak Bey, paydos ettiniz mi? Hoş geldin. Şimdi MDA'ya kadar set ediyorum uçağı. 4400'e kadar. Alçalmaya başlayınca da şurada landing elevation'ımı da ayarlayacağım. İnşallah hava düzelir. Eyvallah, Allah kolaylık versin. Ama bak sisimiz burada duruyor. Bakalım simülatör güncelleyecek mi? Merak ettim. Bir mil visibility bize yeter hocam şey için ya. Emlak noktasına geliriz. Otoban hizasından 2000'de geçeceğiz. 2000-3000 desek. Emlak Omvek. Kadef. Allah'ım go rant nasip etme diyelim. Şu sis kalksın ya. Dört mil. Kalkıyor sanki biraz ha. Castilgar, biz geliyoruz. Kendine hakim ol. Şimdi top of descent noktasına geldiğimiz zaman ne yapıyoruz abi? Power management'ımızı tekrar take off konumuna alıyoruz. Ondan sonra manuel olarak. Abi Roger, hoş geldin. Burada otomatik iniş yapamıyoruz bu meydana. O kimler gelmiş? Bir tancım hoş geldin sen de. Roger Regar Ognor, sen de hoş geldin aramızda tekrar. Bu meydana yapamıyoruz o dediğini. Çünkü şey, dağlık bir bölge. Aletli inişe pek müsait değil. Hızı kestik. Power management'ımızı takeoff'a aldık. Artık kaderimizle baş başayız. Simülatörün bize vaat ettiği, müziğimizi kapatalım. Simülatörün bize vaat ettiği görüşü almaya çalışacağız. Alamazsak ne yapıyoruz abi? Yedek meydanımız belli. İlk defa simülatör tarihimizde, yani yayıncılıkta tam teşekküllü bir divert etmiş oluyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Castelgar bizi bekler. Sanki biraz açılıyor gibi ama dur bakalım. 1 mil diyor hala görüş. 1 mil görüş iyi bu arada. Önemli olan overcloth var. 3400'de ama bakacağız duruma göre. Evet, hızımızı keselim yavaş yavaş. VNAV takibi yapıyor uçağımız. Sadece auto throttle olmadığı için speed siz de manuel olarak ayarlayacaksınız.
Erwin noktası 9000'de geçilecek. TE 8200 Eplit'te 170 oluyor. Step Descent ile 7300, 6800. Son olarak MD'yimiz 2.6 milde. İpnov'da MD'yi görüyoruz. 4400 ayarladım ben. 20 fit yukarı koydum. Emlak noktası da decision'ımız. Emlak noktasında görüş bulduğumuzda 3-5 pisti için şey yapacağız. Ne derler? Circle to land yapacağız. Şu anda açılıyor gibi hava. Dur bakalım, inşallah biraz daha açılır. Dediğim gibi sabahları Kanada'da böyle bir kurak sisi muhabbeti oluyor zannedersem. Simülatör de sağ olsun onu bize gösteriyor. Yavaş yavaş. Bakalım nasıl olacak. Go around durumumuzda ne demiştik? Şöyle hemen gelelim abi. Go around durumumuzda ilk etapta 10 vek. Hemen 8000'e tırmanacağız. Maksimum 180 knot'ta hemen kafayı kaldırıyoruz. Gadev turn'ümüz var orada, hold'umuz var. Gadev'den sonra direkt uxit verip diğer meydanın prosedürünü, Arnev Yankees'ini uygulayacağız. Böyle devam edecek. Şimdi devam. Görüş arayacağız arkadaşlar. Görüşü bulamazsak el ele baş başa. Tekrar bir güncelleyeyim. 3400 overclock mist diyor. Meydan şurada bir yerde işte. Yerseniz. Selavat-ı Şerif noktalarına geldik hocam. Buradan itibaren kelime-i şehadet, selavat, artık aklımıza ne geliyorsa. 10.000 geçiliyor. Şöyle tekrar barumuzu burada resetleyelim. 1019'u gördük. Güzel. Landing lights'lar on. Logo lights'ımızı açtık. Vatandaş oturuyor. Tabletlerini kapatıyor. Evet, orada ben geliyorum. Önümüzdeki nokta minimumda 8200'dü. Burayı rahat bir şekilde geçeceğiz. Zaten V-Nav'imiz, takibimizde. Yavaş gitmek her zaman iyi manevra için. Şimdi soldan Eplit'e döneceğiz. Burada ne yapıyoruz abi? Aletinize güveniyorsunuz arkadaşlar. Aletine güvenmeyen kalkmasın. Dönüş başladı. Aletinize güvenmeden kaldırırsanız sorunlar olabilir arkadaşlar. İnmeyle ilgili. Yok yok, şu anda manuel bir şey yok. Şu anda Arnev yaklaşması yapıyoruz. Son noktamızda biz karar verirsek manuel olarak Circle to Land dediğimiz prosedürü uygulayacağız. Regarogno. 4400 fite kadar böyle serbestiz. Şu anda Arnev prosedürü uygulanıyor. Bak, Arnev pet yazıyor, görüyor musun orada? Arnev Elnev. Hem lateral olarak hem de şey olarak, vertical olarak uçak şu anda planlandığı gibi hareket ediyor. Evet, şu anda sadece hız bende. Abi 1 mil görüş diyorsun. Neredesin 1 mil görüş? Şimdi size soracağım abi. Şuraya geleceğim. Şuradan diyeceğim ki size, görüş görüyor musunuz diyeceğim. Göremiyoruz dediğiniz zaman go around. Vallahi güncellemedi ya. Hızı kes iyice. Burada artık yavaş gitmemiz lazım. Çünkü 180 knot olayımız var. Evet. Step descent noktasına geldik. Buradan itibaren uçak biraz daha... Bunda hava fineri, freni yok bu uçakta ama sağlıklı tabii ki. Sürekli kullanman, kullanamazsın. Onun belli bir süresi var. Artı belli bir hız limiti var. Her limitte kullanılmıyor. Evet. Emlak noktasına geldik arkadaşlar.
Şimdi pisti arayacağız. Eğer bir görüş mörüş olursa, bir mucize olursa 160'tayız abi. Maksimum ne demiştik? 180 knot olacaktık tırmanırken. Şöyle decision verdiğimiz anda hemen ne yapıyoruz? Ben şu anda gear mirror açmıyorum. Tabii. Diyelim belli bir noktaya olman gerekenden birazcık daha geç kaldın, tamam mı? Bu arada şu bulutun altına inelim bakalım bize ne gösterecek ya. Bakarsınız bulutun altında güzel bir köy vardır. Emlak'a kadar devam arkadaşlar. 4400. Belki bu bulutun altında bir köy vardır. Vallahi görüş alırsam direkt otoban üzerinden, bir tane çevre yolu gibi bir şey var, onun üzerinden alçalacağız abi. Düş 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 düş. 1000 feet, son 1000 feet. Hadi bakalım. Evet, mor çentik. Görüş arıyoruz. Evet, son 1000 feet. Yok, olmayız da. Ne yazık ki go around olacak arkadaşlar. Hızı artırıyorum şimdi. Şöyle size ibret olsun diye göstereceğim. Bak, meydan altında şu anda görüş yok, şahitsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım, go around. Ne diyoruz abi? Hemen şuradan iyice yükselelim. Yedirmediler. Yok, inemedik. Yedek meydana gideceğiz. 16.000 yapıyorum burayı direkt. Climb Trust. Meydan altında. Belki bir usulen bir go round mı şey mi yapsak ya? Hold mu atsak? Belki açılır. Hatta şöyle bir jest yapayım mı size? Şöyle bir deneme yapacağız, tamam mı? Şimdi normalde 3400'deymiş ceiling. Ama kalkmadı tabii. Mist var hala. Yani sis var. Güncellemiyor yani, öyle söyleyeyim size. Şu anda biz holding point'imize geliyoruz, Gadev'e. Gadev'den sonra direct İskut'tu. Ne yapıyorum ben abi? Planıma geldim. Şimdi geldik. Direkt İskut veriyoruz. İşte Uxit. Uçak safe'de şu anda. Uxit'e doğru gidiyoruz.
Burada yapmam gereken nedir? Uçağı tekrar notch notch durumuna almak. Yok yok, save load'da düzelmez. Yani gerçek havada uçuyoruz ya. Regar. Düzelmesi yok şu anda. Biz şimdi 100 mil gideceğiz. Diğer meydana ineceğiz. Tamam, planımızı da hazırladık. Yok ya, VR'ım yok ama denemek isterdim açıkçası ya. VR'ım yok, denemek isterdim kesinlikle. Evet, landing lights'ımızı kapatalım. Şimdi WOMAD, Axira, Levop 4400. Buranın MD'ydi abi. RMP 01 olacak. 1438. Hemen gelelim. Burada hava iyi ama oradan eminiz. 1438 ayarlayalım. Neyse, burayı tahmin etmiştim böyle olacağını. O yüzden bir şey demiyorum yani. Sen de 2024'ü bekliyorsundur o zaman. Öğrensene biraz. Uçaklar zevklidir ya. Evet. Ne yaptık hocam? 1.8.0'a, 1.6.0'a geldik. Kuruzu alalım uçağımızı. Uçağımızın hızı artsın. Onlar zevkle öğrenilir, merak etme sen. Arkadaşlar ben Decision High'ımı ayarlıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın, birazdan düzelteceğiz.
Uçtum İberya'yla. İberya benim için önemli. Şöyle bak göstereyim. LTBA LMDA 319. Çok zevkliydi ya. Sonra nereye gittim? CRG'leriyle Madrid Porto, ondan sonra Lyon, oralara gitmiştim. Maça gitmiştim. A319'u uçuyordu bir ara İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan. İlk ben Portekiz'e gelirken, Alperen aramıza hoş geldin. İlk Portekiz'e geldiğimde İberia ile gelmiştim 2012'de. Düşünün A319 ve özel boyamaydı ya. EC kilo kilo Sierra, bakın ona, bayağı bir efsaneydi yani. Hadi bakalım. Elveda Castelgar. Kalbimizi kırdın ama olsun. Senin alacağın olsun Castelgar. Şimdi Vomat'a gidiyoruz abi. Vomat 8000 geçilecek. Eyvallah, sağ olasın. Divert ettik Kanada içinde. Yolla yolla. Gördün mü ne kadar güzel olduğunu? Güzel, hızımız da artıyor. Arkadan rüzgarımız da var hocam. Sakin sakin. Evet. Bu arada arkadaşlar, helallik istiyorum sizden yayın süremiz uzadığı için. Dediğim gibi sağ olsun Sofren, CRJ uçuşumuz sırasında niye ATR'li uçmuyorsun falan deyince Kuzey Amerika'da bu rota geldi aklıma, direkt uçalım dedim. Dolayısıyla bir yarım saatlik falan bir uzayacak şeyimiz, yayınımız. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Kazasız belasız güvenli bir şekilde yapalım da. O zaman ne yapalım abi? Biraz müziğimizi geri açalım. Şöyle. Simülatörümüzün sesini kıstıktan sonra. Ya Regar, benim konseptim şöyle. Bizim yayınlarda benim uçuş sürem 1 saati geçmiyor 60 dakikayı. Yani pistten kalkıyoruz ya abi. İnene kadarki süre genelde 1 saati geçmiyor. Benim uçuş konseptim o. Ne kendim sıkılıyorum ne de bizi takip eden arkadaşları sıkıyorum. Ondan sonra o yüzden öyle dedim. Aynen, tadında bırakıyoruz. Hiçbir zaman yormuyoruz abi kimseyi, ne kendimizi ne bir başkasını. Aynen. Aynen öyle abi. Yalanıp bırakıyoruz. Before, hoş geldin sen de aramıza. Oha. Bir dakika, Airbus dedi. Fatiba kaptanımız şöyle bir rahatlasın. Airbus mı? Aa, şaşırdık mı? Hayır. Ancak çılgınlar Boeing siparişi bir. Abi Airbus batar mı ya? Var mı böyle bir dünya? Bence batmaz. Alperen, ben 787 ile uçtum. Ama A350 ile uçanlar da özellikle yolcu boyutu bakımından çok konforlu olduğunu söylüyorlar. Pilotları zaten söylemiyorum. Ama 787 de çok rahattı. Yani ne kadar sürdü benim uçuş, bir saniye hemen söyleyeyim size. Ne kadar sürdü ya? Dur bakayım. Bir 8
8 saat mi 7,5 saat mi ne sürdü işte. Madrid'den Miami'ye gittim 788'de. Çok güzeldi ya uçak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yolculuğu nasıl geçtiğini anlamadım ya. Biraz da benim heyecanımdan olabilir. Amerika'yı ilk defa görecektim diyeydi belki de. Ama uçak çok sessizdi. Çok güzeldi ya. Air Europa aynen. Avrupa'nın minibüsçüsü. Uzun yol minibüsçüsü. Ama güzeldi. Çok güzeldi. Yok canım kötü değil. Hatta biliyorsunuz Air Europa'yı şey aldı. Neydi? IGA grubu aldı. IGA. British Qatar Airways var ya. Iberia'nın da sahibi. Onları satın aldılar. IGA ile A2 karıştırıyorum bu arada. Alfen diye. Aynen. Öyle. Global Corporation Imperial. Normalde işte İspanyollardı, şeyler aldı işte. Dediğim grup aldı. IGA grubu. Palacım tapı da şöyle tap 2024'te satışı gerçekleşiyor. Tapı Allah'ın izniyle elimizden çıkarıyoruz abi. Vatandaş kurtulacak taptan. Şu anda pazarlıklar sürüyor. Büyük ihtimalle Lufthansa grubu satın alacak tapı. Büyük ihtimalle Lufthansa grubu. KLM Air France da ilgileniyor ama Lufthansa grubu büyük ihtimalle alacak. Ha, Türk Hava Yolları ben de ilgileniyorum dese gelsin alsın hocam. TAP dünyanın en kötü hava yollarından. Onlar şimdi övünüyorlar tamam mı? Teknik bakımından en güvenli hava yoluyuz falan ama işletme, yolcu hizmetleri falan rezilin de rezilleriler. Yazılım da rezilleri. Öyle böyle bir rezil değil pezevenkler ya. Sürekli bir grev mrev telaşı. Böyle tam bir memurlar ha. Normalde bizim Türk Hava Yolları personeli de memur da. Bunlar kadar memur değil kardeşim ya. Kalmasın ya Portekiz ölsün havacılık konusunda. Şey var ya Sata Asoriş var. Ardacım. Kardeşim TAP Hava Yolları yaklaşık 20 yıldır devlete cebinden para yedirtiyor. Fatih kaptanım. Abi güzel uçaklarımız gelsin. X-Plane'de uçuşlarımıza başlıyoruz. Merak etme. Iberia TAP'ı tokatlar. Bu arada. Iberia'nın tuzu kuru çünkü Iberia'yı dediğim gibi British Hava Yolları, British Airways, Katar o grup aldığı için onların tuzu kuru. Şimdi TAP Hava Yolları'nı bir ara devlet %60'ını özelleştirmeye gitti. JetBlue var ya JetBlue. Amerika'daki Azul var hani bir de Brezilya'da. Onun sahibi var Neilman. Brezilyalı. Aynen. Onu bir tane Portekizli ortakla aldılar abi. Alır almaz bütün filodaki A340, A330'ların hepsini sattılar. Yeni uçaklar aldılar. A330-900. Efendim Embraer'lerin yenileri 195 LR'lar galiba. Ondan sonra şey Neo'lar geldi. Şunlar bunlar derken abi adamlar özelleştirir özelleştirmez daha da bir borç batağına soktu yani şirketi. Lan şirket zaten doğru düzgün çalışmıyor. Bir de arkadaşlar TAP'ın en büyük şeyi ki Türk Hava Yolları'nın başına da gelecekti az daha. Şimdi siz bana kızacaksınız ama. Abi şeyde Lizbon Havalimanı'nda slot yok biliyor musunuz? Bu benim geçen benim VIP misafirler geldi ya tur yaptırdığımız. Abi adamlar uçakları Porto'dan Lizbon'a bıraktı. Uçak park etmeye Porto'ya geri geldi. Düşün yani slot yok. Şimdi slot olmayınca yer olmayınca da uçaklar uçuş yapamıyor. Diğer hava yolları da sıkıştırıyorlar falan. Şu anda Lizbon Havalimanı için 8 tane nokta var. Lizbon Havalimanı için de yer bakılıyor. Yani Lizbon Havalimanı'nın yapılması lazım. Yani yeni yerine taşınması lazım ki TAP Hava Yolları tamamen istediği slotları vesaire kullanabilsin. Şöyle bir şey, TAP'ı alan adam ne olacak abi? TAP'ı alan adamın özellikle Güney Amerika pazarında koltuk sayısı artar. Öyle söyleyeyim size.
Çünkü Brezilya'da özellikle 10 havalimanının üzerinde slotu var TAP Hava Yolları'nın. Evet işte yer yok çünkü. Şöyle düşün bak, EasyJet, Ryanair TAP'tan daha çok uçuyor. Onlar mesela Lizbon'da ikinci terminali kullanıyorlar. Hiç gate'e mate'e gerek yok abi. Milleti otobüse taşıyorlar zaten uçağa kadar, tamam mı? Mesela Türk Hava Yolları Kosşehir yapmış olmasa iki sefer mesela günde zor atardı şeye. Onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. Onu hiç duymadım da. Ama zor yani. TAP Hava Yolları işte yılda böyle 1-2 milyar dolar devlete takıyor hocam. Sürekli bir böyle satın almalar durumu falan olduğu zaman pilotlar milotlar greve gidiyor. Uçakları gecikiyor bilmem ne. Geçen işte ben en son geçen sene Floransa'ya gitmiştim. Gelirken abi yabancılar polisi pasaport şeylerinde, kontuarlarında yeterli personel yok diye grev yaptılar ya. Geldi beni buldu. Ulan uçak bekliyoruz. 2 saat yok, 3 saat yok, 4 saat sonra geldiler. Neyse uçak Floransa'dan kalktı. Lizbon'a gittik. Son uçak kalkmış. Burada havalimanları biliyorsunuz. 24'ten sonra uçuş yok. Havalimanları uyuyor Avrupa'da genelde. Orada kapıda bir tanesi Porto beni çağırıyor. Geldik, biniş kartım her sabah 9. Bana diyor ki uçağınız şu saatte 16 euro mu ne, 16 euroluk da bir tane hediye çeki gibi para ver ayarlamışlar. Bunu sadece havalimanında harcayabiliyorsun bu arada. Ulan gerizekalı, havalimanları uyuyor gece. Adamlar dükkanlarını kapatıyorlar. Neyse. Bir de bana diyor ki bu grevden ötürü bizim işte 5000 yataklık otel kapasitemiz doldu. Siz diyor 80 mi dedi, 180 mi dedi, 180 euroya kadar mı ne, otelinizi kendiniz alacaksınız, sonra biz size bu parayı ödeyeceğiz diyor bana. Ya dedim ki sen benim dedim cebimde 180 euro olduğunu nereden biliyorsun dedim ya. Nasıl dedim böyle bir şey bana dedim bir şey yaparsınız dedim ya. İşte 15 euroluk da diyor şey taksi hakkınız var, para pul yok ha, sen bunları harcayacaksın. Bir tane kart veriyorlar işte, Falla Konnoşku diyor, bizimle konuş. İşte oraya link at, oraya atacaksın bu harcamalarını. Ya kadına diyorum ki sen dedim nereden biliyorsun benim cebimde bu kadar paranın olduğunu? Taksi tutacak paramın olduğunu, efendim otel tutacak paramın olduğunu nereden biliyorsun dedim ya. Neyse hocam, ben yaptım bu harcamaları. Gittim abi, taksiyi de tuttum, oteli de tuttum. O zaman çünkü tekstil işinde çalışıyordum. Neyse yaptık. Hacı, bu faturaları moturaları ödedim ya ben. Bana 8 ay sonra birisi ulaştı. 8 ay sonra gönderdiğim faturaları teyit etmek için. Ondan 3-4 ay sonra da, yani yaklaşık bir sene sonra da, bak şerefsizlere bakar mısın? Al işte. Ararsın aramazsın. Sadece e-mail'e cevap veriyorlar. O da aylar sonra. Gönderdim, bana teklifte bulundular. 60 bin mil ve otel masraflarım. Ondan sonra başka neydi? Kullanmak üzere 650 euroluk uçak bileti hakkı, voucher. Nereye istersem gidebiliyorum. Bir de şey, benim masraflarım haricinde bir de şey, 450 euro mu, 500 euroya yakın mı ne, bir tazminat. Ben hemen abi keşe, keş. Biz keş çalışıyoruz. Ben dedim 500 euro mu istiyorum kardeşim. Bana dedim bu zulmü çektirdiniz. 500 euro artı benim otel masraflarım. O da işte birkaç ay öncesine kadar, yani birkaç ay sonra o konuşmadan hesabıma geçti. Ya çok berbatlar kardeşim. Rezil. Yani yolcusunu rezil etme konusunda TAP Hava Yolları'ndan gel öğren işleri. Ben hiç yani low cost 20 euroya 10 euroya uçtum havalimanında böyle kepaze olmadım yani. Öyle düşünün. O derece. İmansızlar. Şimdi 29 mil kaldı. Ne yapıyoruz abi? Biz alçalmamıza başlayalım. Şöyle speedimizi bir yukarı çıkaralım bakalım manuel olarak şöyle. Şöyle yapalım. IAS öncelikle yapıyoruz. Hızımızı geri aldık tekrar. Müziğimizi kapatalım. Simülatörümüzün de sesini açacağım şimdi. Şeye, TAP Hava Yolları'nı köpek çektikten sonra
Alçalmamız başlasın hocam. Reziller yani anlayacağınız. Oo Sördante hoş geldin. Aynen öyle güzel. Vallahi öyle Regar. Keşper abi yok senin. Ben nereden bileyim ne zaman gideceğimi ya? İstanbul'a veya başka bir yere. Senin para şeyini ne yapacağım ben voucher'ını? İmansız. Ama bir kere de böyle Türk Hava Yolları'ndan böyle bir olay olmuştu. Pandemide biliyorsunuz ben 2019 mu 2020 pandemide işte ilk başladığı zaman abi ayın 16'sında Türkiye'ye geldim. 17'sinde uçuşlar durdu. Ya şaka gibi benim kaderim ya. 4 ay mı ne Türkiye'de mahsur kaldım ben. O pandemi döneminde. Sonra benim bileti iptal etti Türk Hava Yolları. Tamam mı? Türk Hava Yolları benim bileti iptal etti hocam. Ben ne yaptım? İptal etti işte bana şeyler sürüyor işte para iadesi vesaire. 50 bin mi 55 bin mil teklif ettiler bana. Hemen mili kabul ettim hocam. Hemen mili kabul ettim. Niye? Çünkü 45 bin mile business class dönüş al dedim. Port. Yer mi Anadolu çocuğu hakkını? Hatta kızla kavga ettiydim ha. Ben sadece mil istiyorum diye. Bir de çünkü mil isteyenlere 1,5 katı mı ne 1,2 katı mı ne şey vardı çünkü. Öyle bir teklifte bulunuyorlardı. Hocam 8 bin yapalım mı şurayı? Şiir, şiir. Devam. Landing lights on. Aynen öyle oldu. Evet, 210 knot maksimumda Vomat'a giriş yapacağız. 8000'deyiz. Gazımızı artıralım. Bir kontrol yapalım abi. Charlie Yankee Kilo Alfa. Camp Loose. Bir dakika ben yanlış girmeyeyim ya meydana. Aynen. Rüzgar dönmüş ama sorun değil abi. 2-4'e ineriz. Şey 2-7'ye. Çok az bir rüzgar var. 3 knot. Bu arada toplam uçuş süremize bak 1 saat 8 dakika oldu. Ne yapacağız? Yaklaşık bir 10 dakika içerisinde inmiş olursak güzel. Fazla bir şey yapmış olmayacağız. Evet evet ya. Sördante bizim ATR bile 400 küsüre çıkmış. O da indirimli. İsmail söyledi az önce. Zamanında 55 liradan almadınız. Niye uçamıyorsun? İşler mi var? Landing elevation'ımız 11.003. Şöyle manuel al. 1100 yapalım şuraya. Check. Eyvallah. Hanımı da... Yarın o yarın. Abi. Bir zamanlar Anadolu'da dersin işte böyle böyle bir doğum gününe gitmiştik dersin. Kabus geliyor. Ya asıl kabus bugün. Şimdi bugün hanım gelecek AVM'ye gidip 3 kişiye doğum günü hediyesi alacağız bir de. Asıl masraf o. Benim doğum günümde bana bir kentik bir şey vermezler. Ama biz doğum günü malzemesi taşıyoruz ya. Portekizler hassastır ha doğum gününde. Yok yok. A339'larla Brezilyalıları taşıyorlar hacı.
A339 Brezilya pazarına çalışıyor. Bazen de Toronto, Montreal oralara gidiyor. A321 ucuz olduğu için. Şeyde Avrupa'daki kullanan ilk hava yollarından bu arada şeyi. Evet, PET'i alalım. ...1438. Şimdi 1500 ayarla Fatih Efendi. Tabii ağırlık ve yakıt olarak. Mesela diyelim uçağın içi boş diyelim. Yani 100 küsür yolcu var ya, 200 küsür diyelim. 200 küsür için A339 ağırlığında bir uçağı kaldırmıyorlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, uçak dediğiniz olay, biliyorsunuz, her yakıt için uçak kendinden fazla yakıt harcıyor, aldığı yakıt için. Şimdi A321 Neo'ların bu ultra range'leri efsane bir yakıt tasarrufu var. Yani işte Max'tan %20, %25 daha az yakıt yakıyor. Dolayısıyla çok iyi bir şey. Şimdi özellikle mesela bak, Air Transat'a bakın. Porto'ya A321 ile geliyorlar. Air Transat. Amerika'dan adam geliyor. Ondan sonra başka kim geliyordu? JetBlue Boston'dan şeye geliyor. Nereye geliyordu? Amsterdam'a falan geliyor. Ya artık hava yolları dar gövdeye geçti, biliyorsunuz. Tek koridorda. Butik yolcuyla, aynen butik yolcuyla işi hallediyorlar. Bence çok güzel bir şey yapıyorlar yani. Hem emisyon düşük, hem onların masrafları düşük, hem günde iki sefer yapar, full gelir, ne bileyim. Artı şöyle bir durum oluyor, işte JetBlue'da ne var mesela? Sadece Embraer ve A320 serisi uçaklar var, değil mi? Hiç herhangi bir eğitim vesaire olmadan direkt adam şeye, sadece ne yapıyor? Şey, benim bildiğim transatlantik için ayrı bir eğitim alıyor pilotlar. Onu alıyor. Ondan sonra yola devam ediyor. Normal bir pilotun ayrıyeten tip eğitimi vesaire gerekmiyor yani, büyük uçak olmadığı için. Buralara 6000 geçilecek. Devam. Landing lights'larımız açık abi. Wing light'larımızı da açalım. Bu arada field inside safe'iz. Herhangi bir rüzgarımız falan yok. Arkadan dediğim gibi 3 knot gelecek. Meydanımız şey değil. Ne derler? Meydanımızın da pisti uzun. Dolayısıyla bir problem olmaz yani. Geç teker koyarız gerekiyorsa. Böyle devam. Biraz hızımızı kesiyoruz şimdi. Tabii canım. Ya ben hala mesela Ryanair, EasyJet, bunlar niye bu transatlantik olaylarına atılmadı bilmiyorum. Herhalde slot bulamıyorlar, yoksa atılırlardı ya. Aynen ha. Bu arada Boeing gerçekten Airbus'la o konuda rekabet edemiyor ha. Ne diyorsunuz? Yani Kanada'dan falan kalkıp Karayipler'e giden uçak görüyoruz da hocam. Şey yok onlarda ha. Bir flap verdim. Hızı kestim. Levop 10 mil piste.
Bunda 3 kademe, 1, 2, 3 var. GPC 8, hoş geldin aramıza. Kontrol bende arkadaşlar. İyi inişler olsun. Ya biraz tadını çıkaralım değil mi? O kadar bize zulmetti. Bir flap daha verdik. Eyvallah, sağ olasın. Aramıza hoş geldin sen de tekrar. Ben Ryanair'le çok uçtum ya. Avrupa'da ilk uçtuğum low cost Ryanair'di. Porto'dan şeye gitmiştim. Baden var ya, Karsür. Stuttgart'ta. Oraya gitmiştim. O zamanlar koltuk seçilmiyordu arkadaşlar Ryanair'de. Böyle normal davar sırası gibi diziliyordunuz havalimanına. Uçağa ilk binen cam kenarını kapıyordu. Çok iyiydi ya. Millet hep arka koltuğa koşardı. Vallahi billahi bak. Ryanair daha yeni başladı ya. Aynen. Gördüm ya, catering aracı mıydı neydi o bilmiyorum. Bayağı bir kötüydü. Şu Warn'un yazında şuraya mı ortalıyorsun? Şurada bir arada bir boşluk var, yoksa oradan mı? Ha, bir alttaki puntadan. Tamam, sen şurayı diyorsun, şurayı diyorsun olabilir. Flaps full. Manzaramız iyidir ya. Castelgar'dan sonra dedim ki en azından ineceğimiz yerde alternatifimiz güzel olsun dedim ya. Bende bak şu anda şey noktası var ya. Warn ve Caution şeyi var ya, noktaları. Orası aslında. Evet, son noktaya geldik. Go round'umuz nedir abi? Runway heading 7000. Decision high noktamıza geldik. Şunu 7000'i ayarlayalım da. Decision height. Evet, land. Flight director off. Papiler bende. İki sarı, iki kırmızı. Şurada devlet hastanesi var herhalde. Tam 1 saat 20 dakikada, güzel. gear down, merak etme ya. Abi gene geldi şeylerimiz. Ne derler? Bir takım tramvalarımız gün yüzüne çıktı. Oraydı be. Diyorum ki niye Master Caution uyarısı veriyor? Check. Evet, dediğimiz gibi arkadan bir 4 knotluk rüzgarımız var.
İnişimizi de yaptık sağlıklı bir şekilde. Şıkır şıkır. Flapslar kalktı. Hemen bilmeyenler için bir otel modu yapalım. Otel mod 10. Gördünüz mü? Prop'u kim ben kapatamıyorum diyordu. Prop'u kapatamayan kimdi? Ben prop'u kapatamıyorum. Hep sorun çıkarıyor diyen kimdi? Birisi diyordu ya şöyle böyle oluyor. Ben işte çıkaramıyorum diye. Ha, o, senin problemin idle'dan. Şu Grand Idle problemi olabiliyor sende bence. Parking brakes on. Bak sana göstereyim. Şurayı görüyor musun? Bak. Flight push Grand diyor ya. Bak burada bununla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsin. Arm konumunu alınan bu armdaydı az önce. Ben probun sağ taraftaki motorumun probunu kilitledim. Bak burada dönmesini engelliyorum. Bunu EPU olarak kullanıyoruz. Şimdi bak sol motoru kapadık. Ama sağ motorum jeneratör vazifesi görüyor. Beacon lights off. Gördün mü? Bak bu burada çalışıyor. Ama dönmüyor. Niye? Hotel modda şu anda. Jeneratör modunda. Şimdi. Wheel chocks on. Main door. Şıkır şıkır hocam. İşlerimizi hallettik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar kusuruma bakmayın. Dediğim gibi Castlegar'a inmeyi çok istiyordum. Orası simülatörün Kanada Amerika güncellenmesinde özel Kanada güncellenmesinde gelmiş olan bir meydan. Çok zevkli bir meydandır. Havanın iyi bir olduğu dönemde mutlaka inmenizi tavsiye ederim. Onun yerine biz Kamloops'a geldik. Güzel de bir şey oldu. Hem de bir divert yapmış olduk. Bayağıdır böyle maceralı bir şey yapmıyorduk. Belliydi yani daha Calgary'den kalkmadan buraya divert edeceğimiz belliydi. Buraya da güzel bir şekilde indik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aramıza GPC, Cobra 8, Before, Alperen, efendim Gökhan gelmişti dün. Aramıza yeni katılan arkadaşlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Yarınki uçuşumuza görüşmek üzere. Yarın gene sabah 1, öğleden sonra bir uçuş yapacağız. Dediğimiz gibi dayımızın doğum günü olduğundan mütevellit. Normal cuma günleri yaptığımız 3 uçuşu yapamayacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. İyi akşamlar olsun.